Merhaba arkadaşlar, Aydın dedim, Akbük'teyiz. Bu evin fiyatı 1.750.000 TL. Çatıdan full deniz manzarası var. Hatta buradan da var. Eve girmeden buradan evin bahçesinden de o trafo direği var ya, oradan gözüküyor ormanların içinde, değil mi Yusuf abi? Evet, yeni sıfır. Nesi var? Kamera sistemi var, panjurları var. 3+1'dir. Kendine göre bir bahçesi de var. Denize de çok yakın değil. Bunu niye çekiyoruz? Bir arkadaşımız, misafirimiz dedi ki bunu bize çeker misiniz? Biz de dedik tamam çekelim. Ona da göndereceğiz. Onun fikri ne olur bilmiyorum. Ancak bu döviz hareketinden önce 1.550.000 liraydı. Şimdi 1.750.000 lira, değil mi Yusuf abi? Güncel fiyatı budur arkadaşlar. Kıyıda köşede güncel olmayan fiyatlar sizi yanıltmasın. Biz de istiyoruz insanlarımız uygun ev alsın. Herkes mutlu olsun. Ama şu anda arkadaş satarsa o paralara yerine koyamaz. Dolayısıyla biz de muhatabımıza çekiyoruz. Kanalımıza da yüklüyoruz. Buradan izleyebilirsiniz. Ve geldik. Buranın ne güzel tarafı var. Yusuf abi sen burada oturuyorsun. Doğa var. Tabii. Yürüyerek denize ne kadardır Yusuf abi? Burada 2.300 yani 2 kilometre. 2300 metre. 2300 metre. Karşıda da böyle ormanlar var. Ormanların efendisi. Ormanlarımız da burada. Evet, burada mantar gibi inşaatlar yapılıyor. Şimdi Yusuf abi burada normal bir giriş var. Burası da araç girişi, mütevazi, temiz bir aracınız herhalde olur. Böyle çok büyük şato beklemeyen insanlar için ideal bir evdir. Burada bir araçlık park yerimiz var. Evin dış cephesi fileli mantolama yapılmış. Buraya bodrum taşları, kaynak taş diyorlar. Bunlar da yapılmış ve garajımızı kapatalım. Garajımızı kapatalım. Önünde de 2 tane zeytin ağacı yapılmış. Bu süs ağacıdır. Bu da bu garaj kapısı git gel yuvasıdır. Ve buradan şimdi Ronay'ı da getirdik. Ne yazıyor burada? 7/24 kamera sistemiyle izleniyor demiş. Ve geldik. Buradan balkona girmek için bir daha bir kapı yapılmış. Gel sevgili Can, burayı göster. Heh. İnşallah bizim sesle mesle sorun yok, değil mi? Bazen çekiyoruz. Tam çektik, bakıyoruz ses yok. Ayda abi bu işi bir gün yapsan keyif. 2, 3, 4 yıl hep yap. İnsan bazen de seste sorun olduğu zaman bir şey oluyor. Burada da ufak bir bahçemiz var. Sonra Can biraz yakından çek. Can orada gözüküyor mu? Heh. Burada bahçe, dilerseler soğan ekerler, elma ekerler. Burada da bir bahçe. Arsa 200-210 metrekaredir. Arsası bitişik nizamdır. Ama bir arsa içinde tek evdir. Yani bazı parselasyon yapılınca bazı arsalar tam müstakil oluyor. Bazıları bitişik nizam oluyor. Dolayısıyla bizim arsamız bitişik nizam arsadır. İçine tek başına müstakil bir ev yapılmış. Aha bahçede burası. Ve Can gel. Can gel, bunu çok uzun tutmayalım. Yok arkadaşım. Ben arkadaşlar burası balkonumuz. Kamera çekiyoruz. Burası tekrar balkonumuz. Evet, burası da tekrar balkonumuz. Yok, bu başkası. Evet. Altta da bir depo var Can. Gel git depoyu da göster. Can gel depoyu da göster. Can gel depoyu da göster. Sonra evin içini göstereceğiz. Hı. Gel gel babacığım. Gel. Gel 1750. Ve geldik. Yusuf abi 1750 diyor, değil mi? Evet. Tamam, doğru, bir daha teyit ettik. Buradan da bir demir merdiven var. Alırız abiye selam. Burada da geldik. İyi ki geldik buraya. Burada biz depo var biliyorduk. Depo değilmiş. Burada da bir alan var. Değil mi? Ronay sen niye geldin buraya? Buranın bak. Altta bir tane deposu var. Depo niye yok? Kapatılan? Kapalıdır şu an. Açılacak. Dilerseler açarlar diyoruz. Buranın altı boş, dilenirse açılır ve buradan bu merdivenimizden çıktık. Ben o labirentlerini anladım abi, depo. Metrekareden sayılıyor herhalde de. Onun için orada başka bir şey var. Ve geldik evimize doğru gidiyoruz. Ayda bu sprey nerede çalıştı? Ve Can, şimdi gel eve gidiyoruz. Çelik kapının üstüne bir şapka yapılmış. Aha. Bu şey yapılacağı için... Pergüle yapılacak ya, bu geçici bir şeydir. Bunun pergülesi, pergüle mi yapacak bu verirse? Yok, ileride. Alan yaparsa yapar diyorsun. Alan yaparsa. Tamam. Bunu geçici, bunu özellikle ben sabit bir betonarma yapmayın dedim, yaptırmadım. Yani sen diyorsun ki... Genelde o betonu sökmek için binaya bile zarar veriyor. Tamam sevgili Yusuf abim, sen diyorsun ki alan kişi bir pergüle yapma olasılığı vardır. Ben buradan mecburum. Tamam, tamam, pergüle alan kişi yapacak. Tamam. Burası salon. Salonumuz bu. Yusuf abi camları, ışıkları açarım, cafcaflı olsun biraz. Işıkları böyle şarteli aç. Yusuf abi bak, şarteli aç. Yusuf abi, şimdi ben Erzurumlu olduğum için, sen de Ankaralı olduğun için benim her zaman yetişmiyorsun. Yusuf abi, ya da sen yaşlanmışsın artık, sen Yusuf abi. Nasıl? Doktora gittim, kuru. Genç adamsın. Burası salon, Yusuf abi biz muhabbet ederiz, kurban oldum. Salonumuz, yerler granit, tavanlar da güzel yapılmış. Bu abi hassas biri, işçiliğini iyi yapmış ama. Gerçekten iyi yapmış. Burada bir sürgülü kapı var. Denize 2300 metre deniz manzarası var. Panjurlu, orayı biliyoruz. Kumandalı panjur sistemi var, kamerası var. 1.750.000 lira. 1.550 kıyıda köşede görürseniz itibar etmeyin. Burada TV ünitesi, bütün klimaların altyapısı yapılmış. Burada TV ünitesi yanında terek yapmışlar. Bu raf diyoruz. Terek. Evet. Kitaplık. 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 İşte terek, terek. Bir depo yapılmış. Burada bir depo merdiven altına yapılmış. Burada başka öteberi koyarlar Yusuf abi. Ve şimdi mutfakta ocağı da koymuş beyefendi Arız abi. Ocak da koymuş, dablumbaz da koymuş. Efendim doğramalar da iyi, panjurlar hepsi var. Ronay da buzdolabı oldu. Bu Ronay diyor ki ben olmasam siz ev mev satamazsınız diyor abi. Bizim akıllı hocamız o. Burası da mutfağımız. Burada buzdolabı. Buzdolabı biraz şişme buzdolabı olmuş. Biraz geniş. Ondan sonra böyle bu ocak. Mutfak seti diyoruz. Evye. Burada bulaşık. Burada bir tane ne? Masa. Burada masa. Ve burada bir ayak yolu var. Ha, banyoymuş burası. Evet, burası banyo. Ha, banyo. Güzel. Banyo. Bu bu katlamalı. Gayet de güzel. Cam buraya iyice çek cam. Burası sabunluk, şampuan, işte bir cam koymuşlar buraya. 1.750.000 TL. Dileyen olursa beyefendi de görüştürürüz. Pazarlıkta yaparsınız. Bu banyomuz. Kapılar panel kapı ve burada da 3 tane parmaklık yapılmış. Üste güzel bir deniz manzarası var. Enfes, mükemmel, kaçırmayın. Bir daha olmaz demek istemiyorum ama ev güzeldir. Ve geldik. Oda bir. Sevgili Can, bu odayı göster. Can babacığım. Oda bir arkadaşlar. Bir tane odamız burada. Yerler yine granit. Önünde sürgülü kapımız var. Deniz manzarası var. Evet, deniz manzarası da gösterdik. Ve ne gösteriyoruz? İkinci oda. Oh, gayet de güzel. Tatlı, mütevazi. Bu da ikinci oda. Bir tane dolap da yapmışlar. Taşlar da beyaz. Ben de bunlar kendi ofisimde kullandım. Evet ama benimkiler biraz daha büyük. Bu taşlar çok kabul. Klimanın altyapısı var. Servis alıyor. Sen takıyor. Montajı var. Adam iyi yapmış. Evet. Burada bir tane balkon daha var. Bu balkonu göster. Evet. Buradan şöyle göstersene. Biraz da denizi menizi göster. Terastan gösteririz. Abi ben ne yapıyorum Yusuf abi? Şimdi ben şoklama moklama hiç yapmıyorum. Böyle bazen insanlar geliyor diyor ki biri bir de manzara çekmiş diyor. Biz geldik ev öyle değildi diyor. Şimdi ben de sana bir şey söyleyeyim. Böyle bir terim esmer, sen de öylesin. Anadolu insanı. Olmayan bir şey sinirlenir insan. Anladın mı? Biz de doğal haliyle sunuyoruz. Gel. Adam iyi yapmış. Adamın evi iyi. Sana şimdi bir şey söyleyeyim. Üçüncü odayı gösterelim. Bir abi. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben bitireyim. Bu da üçüncü oda. Dediğin çok doğru. Bizim insanlarımız iyi ama şey yapıyorlar. Orada da mı balkon var? Yok. Orada aydınlatma amaçlı. Çok güzel düşünülmüş. Yusuf abi teşekkür ederim. Ve ormana bakan bir penceremiz, bir balkonumuz daha var. Sineklikleri hepsi var. Doğramalar da kaliteli yapmış yani. Çok kaliteli. Burada da bir balkonumuz daha var. Ve banyoyu da gösterip terası göstereceğiz. Dağları da göster. Dağlar engel olamaz inan ki bizlere. Abi dağlara çıkıyorum, sırtlan görüyorum. Bu ikinci banyo ve ikinci banyomuz da burada. Ronay banyoya girdi, ben de hemen peşinde girdim. Bu da ikinci banyomuz, duşa kabinimiz, klozetimiz, Hilton dolabımız burada ve evin en güzel yerine çıkıyoruz. Evet. Gelirken bana biraz Erzurum getir diyordu. Çıktık. Burada bir çamaşır makinesi yapılmış. Yusuf abi sen onu tarif et Yusuf abi. Ha, sen tarif et burayı. Aman. Ronay sen de çık dışarı, biz ne kadar kalabalık olduk. Gel Can. Arkadaşlar terasa çıkmadan burada bu çamaşır makinesi yeri var. Bakın burada güzel olmuş. Çamaşır makinesi ve dolap. Ve dolap. Deterjan kokusu dedim başım ağrıyor. Evet. Ve şimdi burada böyle katlamalı sineklik. İşte ben en çok bunları seviyorum bak. Bu çok güzel. Bazıları üçlü katlamalı. Ve Can gel buraya. Heh, dağları göster sonra denizi. Dağları. Benim meskenim dağlardır diye işte abi. Heh. Şu siteyi gösterdim. Şu siteyi öyle satıldı o. Demir. Evet. Evet, satırda o vardı. Ve burada da bir ne var? Bir el yıkama yeri. Ondan sonra bir ihtiyaç yeri. Burada güzel sevgili arkadaşlar. Şimdi burada ben kendimce bir yorum yapacağım. Geç Can oraya. Ben arkadaşlar burada birçoğu pergüle yapmış. Buranın üstüne bir buralara demirci çağırırsınız dilerseniz. Burada bir böyle şark köşesi mi yaratırsınız? İşte seyri deniz mi yaratırsınız? Ne yaratırsınız? Mükemmel bir manzarası var. Sprey ile çalıştı ve terasımız bu. Gel terası göster. Gel. Terasımız da bu. Sevgili arkadaşlar alın size teras. Terasımız da bu. Ha, deniz manzarası bu. Bu deniz manzarası hiç ölmüyor yani. Bu şu anki hali böyle. Burayı da özetledik. Dolayısıyla bu park, sadece bu bina var. Ön taraf park değil mi abi? Evet. Bunu da sunduk. Selamlar, saygılar, iyi günler.